Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 mobilde yeni bir top açılım bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar güncelleme bitti. Öncelikle hemen güncelleme detaylarına bir bakalım. Hemen top açılımımıza geçeceğiz. Sürüm güncelleme duyurusu 5.5.0 sürümü artık ee, oyuna dahil oldu. Güncelleme ayrıntılarına baktığımızda milli takımlar en önemlisi arkadaşlar uzun zamandır bekliyorduk. Hatta yani Euro 2020 başlamadan önce bunun eklenmesi gerektiğini sürekli söylüyorduk. En sonunda eklemişler. Milli takımları temel takımınız olarak belirleyebilme seçeneği eklendi arkadaşlar. Diğerleri zaten klasik işte güncellenmiş kulüp amblemleri, güncellenmiş yüz modelleri. Bunları zaten hepiniz görmüşsünüzdür en önemlisi dediğim gibi milli takımlar ee, Peki milli takımları nasıl seçeceğiz arkadaşlar hemen şöyle onu da göstereyim ekstraya geliyorsunuz kullanıcı bilgileri diyorsunuz ee, kullanıcı profil diyorsunuz sırayla gidiyoruz Daha sonrasında şurada temel takım bir yazıyor arkadaşlar takım bilgisinde temel takıma tıklıyorsunuz Avrupa'yı seçtiniz burada hemen Buradan istediğiniz takımı seçebiliyorsunuz. Hemen şöyle aşağıya doğru inelim. Türkiye'mizi Türkiye'miz var. Ee, Azerbaycan'dan bizi çok fazla takip edenler var. Azerbaycan'ı da gösterelim. Ee, oyuncular eklenmiş oldu. Kazakistan yine ee, bakalım. Bu şekilde Kosova gibi takımları seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta direkt şöyle Türkiye'mizi seçelim. Hatta geri gelelim. Türkiye'mizi seçtikten sonra şöyle kulüp evi dedik. Takımımıza baktığımız zaman artık Türkiye forması... Bakın gördüğünüz gibi burada gözüküyor. Takımımızı e, Türkiye yapa biliyoruz arkadaşlar. Hemen geri geldik. Güncelleme ile birlikte bir de bir kampanya var arkadaşlar. Ondan da bahsedelim. Messi'nin doğum günü kampanyası. E, giriş kampanyasında işte yetenek avcıları verilecek. Barcelona, İspanya işte sağ açık sol ayak. Yani direkt Lionel Messi'yi çıkartabileceğimiz yetenek avcıları verilecek bizlere bilginiz olsun. Bir de Leon Messi'ye özel Lionel Messi'ye özel top açılımı geldi. 103 Messi e, dahil oldu arkadaşlar. Başka aktarmam gereken e, bir şey var mı e, bakalım. Diğerleri klasik etkinlikler. Temsilci kısmına gelelim. İkonlar olarak Manchester ikonları geldi arkadaşlar. 102 Rashford, e, 96 Irwin ve 96 Ryan Giggs e, oyuna geldi. Bakalım 102 Rashford'ı. Çok isterim arkadaşlar şansımıza kısmetimize bakalım ilerleyen günlerde top açılımı yapacağız. Bu Messi arkadaşlar 103 olan bu konsola gelen konsolda paket aldığımızda gelen Lionel Messi bu arkadaşlar bilginiz olsun. Yani e, Barcelona'yı seçtiğimiz takdirde 103 oluyor gerçekten muazzam özelliklere sahip e, oyunun en iyi kartlarından yani 2-3 kartından bir tanesi rahatlıkla e, diyebiliriz. Miura gelmiş. E ee, bir de Euro 2020'nin play the 2 geldi. Hemen şunlara bakalım. Euro 2020'den şimdi top açılımı yapacağız arkadaşlar. Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne ve Pogba için top açılımı yapacağım. Gerçekten çok güzel oyuncular var. Ee, yine gibi, e yine Gosens gibi üst düzey güçlü oyuncular var ama öncelikle tabii ki 99 Cristiano Ronaldo ve 96 Paul Pogba için top açılımı yapacağız. Daha sonra kalan bir 100 Michael Aparımız var. Onunla da ikonlardan bir top açılımı yaparız. Sizler de buradan top açılımı yaptınız mı yaptıysanız kimleri buldunuz yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Oyunu güncellediğimiz için bir de tabii ki herkese bir siyah top ödülü verildi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, yine Messi kampanyasından Barcelona'yı da almış olduk. Barcelona'yı hemen açmayın arkadaşlar çünkü her gün e, Lionel Messi alabileceğiniz bir yetenek avcısı verilecek. Onları birleştirdiğiniz takdirde direkt Lionel Messi'yi çıkartabiliyorsunuz. O yüzden ee, hemen direkt Barcelona'yı tek başına harcamayın. Top açılımıza geçelim hemen çok fazla uzatmadan. Haydi bakalım. Paul Pogba, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne için top açılımı yapacağız. Ee, kart tasarımlarını haydi bakalım. Çok fazla uzatmadan başlayalım. İlk topumuz gelsin. 100 Michael parası dedik. Anlaş dedik. Haydi bakalım. Kimler gelecek acaba? İlk topumuzdan sol ayaklı kim bu? Belçikalı mı? Ooo Gerrit Bale geldi. Bu Gerrit Bale kaç oluyor acaba? Türkiye formamızda yakıştı değil mi arkadaşlar? Gerrit Bale geldi. 95 oluyordu sanırım eğer e, yanlış hatırlamıyorsam. Tamam ekledik takımıza. Bizde vardı ama 94'lük kartı vardı. Bu tabii ki daha güçlü bir kartı. Haydi bakalım ikinci topumuzu açıyoruz. Anlaş dedik. İkinci topumuz gelsin bakalım. İkinci topumuzdan kim geliyor acaba? sens mi? Almanya'dan kim bu sens olması lazım? Sanırım Türkiye formamızda yine gerçekten çok şık. Aynen sens geldi. Ee, gerçekten çok üst düzey performans sergiliyor. Almanya milli takımından. Son hakkımız kaldı. Son hakkımızı da harcayalım bakalım. Yani Cristiano Ronaldo. Pogba'yı da çok istiyorum ama Ronaldo da olur. 99'luk kartı. Forvet'te de yine 99 oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Anlaş dedik. Haydi bakalım son hakkımızı da kullanalım. Hadi be kaleci geldi. Neyse sağlık olsun yapacak bir şey yok. Kaleci geldi. Tamam. Şöyle gelelim. Bir 100 MyClub paramız var. Onu da Manchester'dan harcayacağım arkadaşlar. Lionel Messi için yani bizde şimdi paket Messi olduğu için buradan top açılımı yapsak mı yapmasak mı tabi bir değerlendirme yapacağım. Şöyle son hakkımızda bir ikon açalım. Belki şansımıza tek atamayız ama bir şansımızı deneyelim bakalım. Bastık. Normal ekran. Tamam. Şimdi şu Garrett Bale'la e, Gosens'i bir maxlayalım. Ondan sonra özelliklerine bir bakalım. Ondan sonra videomuzu noktalandıracağız arkadaşlar. Şöyle sırala diyelim. Ee, i̇mzalama tarihi açıkmış zaten. Tamam. Gerrit Bale'a öncelikle bir antrenman dedik. Tamam. Şuradan ee, Gerrit Bale'a iki tane 42 binlik. Bir tane de 12 binlik. Yeter herhalde. Yetmezse de. Hemen hallederiz. Kaç oldu? Aynen. Oo Gerrit Bale 96 oluyormuş. Gerrit Bale 96 oluyormuş. Tamam, top sürmesi çok iyi. Hız 99 hızlanma 90. Abi çok iyi. Fiziksel temas 85 dayanıklılığı bir tık kötü. Onun dışında gerçekten Gareth Bale çok iyi. Hemen goal sense'e bir bakalım. Antrenman dedik. go sense'e de şöyle 2 12 binlik bastık. Biraz daha şöyle bir de 42 bin, 2 42 binlik, 2 12 binlik bastık bakalım. Tamam. Bakalım yetecek mi? Yetti. 94 seviye oldu Gosens. Hemen şöyle özelliklerine bir bakalım. Top sürmesi kontrolü güzel. Bitiricilik var. Alçaktan pası, yüksekten pası var. Hız 95 çok iyi. Dayanıklılık 96. Gayet güzel özellikleri. Evet arkadaşlar videomu burada noktalandırıyorum. Dediğim gibi ikondan e, top açılımı Rashford için top açılımı ilerleyen günlerde yapmayı düşünüyorum. Daha bir karar vermedim ama çünkü hem Rangix hem de Irwin ikisi de bende var. E, Rashford'un gelme olasılığı çok düşük olduğu için e, biraz düşüneceğim, bir karar vereceğim, ona göre top açılımı yapacağım. 102 Rashford'u kaçırmak istemiyorum açıkçası. Bakalım ilerleyen günlerde karar verip Rashford için top açılımı yapacağım. Umarım sizler istediğiniz oyuncuları bulmuşsunuzdur. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.